Seçim güvenliği ile ilgili bir haber paylaşacağız. Daha doğrusu bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Muhalefetin ya da Millet İttifakı'nın ciddi itirazları var, endişeleri var ve hani durduk yere mi çıkıyor bu endişeler? 2017 aklında, 2019 yerel seçimleri, tekrarlanan İstanbul seçimi aklında. O gün gidildi, soruldu Binali Yıldırıma. "Başkanım neden böyle oldu? Niye sonuç böyle?" Çünkü çaldılar demişti. Mart ayında bunu söyledi 31 Mart'ta ama böyle bir durum, böyle bir tablo yargı tarafından hiç doğrulanmadı. Ve şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı hatta AK Partili yetkililer dünyanın en etkili ve en güvenilir seçimleri Türkiye'de yapılıyor. Ve muhalefetin böyle endişeleri varsa e şöyle yapsınlar eşeği sağlam kaza bağlasınlar. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de bunun aynısını hatta çok daha fazlasıyla yapıyoruz. Her gün sandık kurulu üyeleri, müşahitleri ve vatandaşların gözetiminde çuvallara konulup mühürleniyor. Sonra konsolosluklarımıza getiriliyor. Burada özel güvenlikli bölmelerde muhafaza ediliyor. Bu odaların kapılarında 6 ayrı kilit bulunuyor. 6 ayrı kilit. Bu kilitlerin her biri kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcilerine ait. Hepsi aynı anda orada olmadan kapılar açılmıyor. muhalefet şimdiden işi garantiye almak için hep sandık güvenliği, sandık güvenliği. Ya zaten siz bu sandık güvenliği meselesini Türkiye içinde devamlı kullanıyorsunuz. E Türkiye'de her sandıkta sizin de temsilcileriniz var. Eşeği sağlam kazaba bağlayın bunları da bu kadar konuşmayın.